Merhaba arkadaşlar, kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda yine bir tamirat videosu olacaktır. Gördüğünüz gibi önümüzde bir matkap var arkadaşlar. Evlerde kullandığımız. Bakın arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bir kablo soyulmuş. Bunu nasıl onaracağız? Bu haliyle arkadaşlar, bu şöyle katlanmaktan dolayı kırılmış ve bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor arkadaşlar. Şöyle bir fişimizi elektriğe takalım. Bakın. Şu anda çalışıyor. Bakın arkadaşlar. Şu anda çalışmıyor. Böyle yapınca çalışıyor. Burada bir kablo kırılma söz konusu. Bu nasıl yapabileceğinizi size anlatacağım. Fişimizi çıkarttık. Bu tip arızalar arkadaşlar basit. Bunları da siz evlerinizde çok rahat yapabilirsiniz. Üzerinde gördüğünüz bütün civataları öncelikle söküyorsunuz. Ben bir kısmını söktüm. Video uzamasın diyerekten. Evet arkadaşlar, bu şekilde kapağını ayırıyorsunuz. Kablomuzu arkadaşlar şöyle bir 5 santim geriden kesip, şuradan kesip tekrar yerine bağlayacağız. Şu şekilde kabloları takip ediyorsunuz. Döktüğünüz kabloyu tekrar eski yerine takacaksınız. Mavi kablomuz buradan çıktı. Kahverengi kablomuz da buradan çıkacak. Şimdi arkadaşlar, şunu geri çekiyorsunuz. Penseyle şuradan kesiyorsunuz. Penseyle kesiyorsunuz. Şu miktar şu kadar kısaltmış oluyorsunuz. 10 santim. Bunu sökmüşken bir bezle arkadaşlar matkabın tozlanmış kısımlarını silebilirsiniz. Şöyle. Havanız varsa hava vurun. Evet arkadaşlar, kablomuz geldi. Şu kadar açmanız yeterli. Arkadaşlar bunları şöyle geriye doğru büküp takarsanız daha sağlıklı olur. Vidaladığınız zaman vida bunları koparmamış
olur. Kahverengi kablomuzu buradan söktük. Bu arada bunun yerleri aslında fark etmiyor. Biz söktüğümüz gibi bağlıyoruz. Mavi kablomuzu buraya takalım. Şimdi montaja geçiyoruz arkadaşlar. Söktüğümüz civataları şimdi teker teker yerine takacağız. El sakat olunca arkadaşlar yapılmıyor. Sol ellerde çalışmak zormuş. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Çok eski bir makine bu arada bu. Tarihi eser gibi. Öncelikle iyi oturduğuna emin oluyorsunuz. Her tarafını kontrol ediyorsunuz. Sonra vidalarını sıkıyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Vidalarını sıktık. Fişini takıyoruz elektriğe. Gördüğünüz gibi smart kablomuz yapılmıştır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videom yararlı olmuştur. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.